28 Haziran 1994. Oleg Salenko ve Roger Milla Dünya Kupası tarihine geçti. 1994 Dünya Kupası grup maçında Rusya Kamerun'u 6-1 yenerken maça 5 gol birden atan Rus oyuncu Oleg Salenko damga vurdu. Salenko attığı 5 golle Dünya Kupası'nda bir maçta en çok gol atan oyuncu oldu. İlk yarı 3 gol kaydeden Salenko, ikinci yarıda da 2 gol atarak bu unvana ulaşırken karşılaşma bir başka rekora daha sahne oldu. Bir önceki Dünya Kupası'nın yıldız oyuncusu Roger Milla, Kamerun'un tek golünü attı ve bu gol 42 yaşındaki Roger Milla'ya Dünya Kupası tarihinin gol atan en yaşlı oyuncusu unvanını kazandırdı. 28 Haziran 1997, Mike Tyson, Evander Holyfield'ın kulağını kopardı. Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Aralık 1996'da Evander Holyfield'a kaybettiği unvanı geri alabilmek için yine Evander Holyfield'ın karşısına çıktı. Holyfield'ın maçın başından itibaren üstünlüğünü kıramayan Tyson, bu duruma sinirlenerek 3. raundun bitmesine 40 saniye kala ve ağzına gelen parçayı ringe tükürdü. Birkaç dakika aranın ardından ring doktorunun Holyfield için devam edebilir kararı vermesi üzerine maç yeniden başladı. Tyson devam eden roundda Holyfield'ın kulağını ikinci kez ısırdı fakat maç bu defa durmadı. Roundun bitiminde Holyfield'ın kulağının ikinci kez ısırıldığının anlaşılması üzerine Tyson diskalifiye edildi. 28 Haziran 2004, madalya canavarı Alp Kızılsu Avrupa şampiyonu. Atıcılıkta ülkemize birçok madalya kazandıran Alp Kızılsu, Kıbrıs Rum kesimindeki Avrupa şampiyonasında trapta altın madalya alarak madalyalarına bir yenisini ekledi. 1978 yılından beri atıcılık milli takımında yer alan Kızılsu, 150 atışın 149'unda isabet sağladı. Alp Kızılsu daha önce 15 Haziran 1992 tarihinde Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda kırdığı dünya rekoruyla Naim Süleymanoğlu'ndan sonra dünya rekoru kıran ikinci Türk sporcu olarak tarihe geçmişti. 28 Haziran 2006. Sırbistan Karadağ iki ayrı futbol federasyonuna bölündü. Sırbistan Karadağ, Sırbistan Futbol Federasyonu ve Karadağ Futbol Federasyonu adı altında iki ayrı federasyona bölündü. Böylece bu bölünme eski Yugoslavya'nın futboldaki son varlığını da tarihten silmiş oldu. Daha önce 1991 yılında Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan ederek Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin yok olma sürecini tetiklemişler, Sırbistan ve Karadağ ise Yugoslavya Federal Cumhuriyeti adı altında devam etme kararı almıştı. 28 Haziran 2009, İpek Şenoğlu, Wimbledon'da mücadele eden ilk Türk tenisçi oldu. 2004 ve 2005 yıllarında Amerika Açığı, 2005 ve 2009 yıllarında Avustralya Açığı ve yine 2009 yılında Fransa Açık Tenis Turnuvası'na katılarak ülkemize ilkleri yaşatan milli tenisçi İpek Şenoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası'na da katılarak bu başarıya erişen ilk Türk tenisçi oldu. Şenoğlu ilk kez katıldığı Wimbledon tenis turnuvasında Eston partneri Kaya Kanepi ile çift kadınlarda Alman ve Birleşik Amerikalı rakiplerine yenilerek 3. turda elenmesine rağmen tüm Grand Slam turnuvalarına katılma başarısı gösterdiği için tarihe geçti. 28 Haziran 2018, Klasik Yay genç erkek takımı Avrupa rekorunu ele geçirdi. Yunanistan'daki Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Erdal Meriçdal ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Klasik Yay genç erkek takımı 1970 puanla Avrupa rekoru kırdı. Eski rekor 1968 puanla Hollanda'ya aitti. 28 Haziran 2018, Dünya Kupası'nda Japonya Fair Play ile tur atladı. Kupa tarihinde ilk kez aynı puanlı iki takımı sarı kartlar ayırdı. 2018 Dünya Kupası grup maçında Polonya'ya 1-0 yenilen Japonya, puanı, averajı, attığı ve yediği gol sayısı aynı olan Senegal'i, FIFA'nın Fair Play kuralı gereği rakibinden daha az sarı kart görmesi sayesinde geçerek bir üst tura yükseldi. Japonya'nın Senegal'le oynadığı grup maçı 2-2 sonuçlanmıştı.